Herkese selamlar. Ben Tugay Toközlü. Videoma hoş geldiniz. Öncelikle uzun bir zaman oldu video atmayalı, farkındayım. Ama malum yasaklardan dolayı video atmadık. Şimdi yasaklar ufaktan başlıyor. İlk videomuzu da şu şekilde başlayalım dedim. Şimdi daha önceden çektiğim bir ucuz fiyatlar alabileceğimiz bir videolar diye şey oltalar diye bir videomuz vardı. Şimdi o malum o fiyatlar birazcık fazlaca yükseldi. Ondan dolayı dedim ki bunun 2021 Mayıs versiyonunu çekelim. Ondan dolayı videoyu yenileme kararı aldım. O yüzden kendimce kendi kullandığım, gördüğüm, tecrübe ettiğim kamışlardan bir liste hazırladım kendimce. 7 tane kamış var. Güzel kamışlar olduğunu düşünüyorum. Fiyatına göre iyi, çok üst düzey bir kamış mı? Hayır, asla değil. Ama sizi mahcup etmeyecek seviyede güzel kamışlar. Ondan dolayı umarım videomu beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce de kanalıma abone olursanız sevinirim. Videomu da beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de neden beğenmediğinizi yorumlar kısmında yazın ki daha iyi videolar, daha düzgün videolar size çekebileyim. Şimdi yavaştan başlayalım. Hangi kamışlar olduğunu. İlk kamışımız Okuma Aria Telesurf. 7.20'lik bir kamış. 100-250 gram atarlı, surf bir kamış. Güzel bir kamış. Ortalama istavrit ve yemin için kullanabileceğiniz ideal bir kamış. Bence fiyatına göre 468 TL için normal, kararında bir kamış. Yani bu o ilk videoyu çektiğimde yaklaşık 200-250 liralarda bir kamıştı büyük ihtimal. Şu anda fiyatların yükseldi. Dolar ve Euro'yu birazcık da hesaba katarsak, yurt dışından da kamış getirirken gümrük vergisine takıldığımızdan dolayı birazcık bizi etkiliyor. Ondan dolayı güzel bir kamış. Ben sevdim. Alırsanız da pişman olmayacağınızı düşünüyorum. İdare eder. İkinci numarada Daiwa Proteus var. Proteus 4.20'lik bir kamış. 50 ile 120 gram arasında bir atarı var. 360 gram. Kapalı uzunluğu 131. 5 parçadan oluşuyor. Ağırlığı 480. Halka adedi de 6 halkası var. Bu kamışı koymamdaki sebeplerden bir tanesi bunu daha çok sıyırtma, istavrit çaparisi, yemliğe çok fazla gelmez, daha çok kumsalda yemlilerde, ne bileyim mırmır, karagöz, eşkine tarzı kullanabileceğiniz bölgelerde, kumluklarda, Büyükçekmece, Tekirdağ, Çanakkale civarında kullanabileceğiniz bir kamış. Ondan dolayı listeye aldım. Birazcık daha opsiyonel, hafif kurşun atmada verimli ve güzel bir kamış olduğu için aldım. Bunu da tavsiye ederim. Güzel bir kamış. Kendim kullandım daha önce. Ben uç parçasını kırdığım için kayaya vurdum kamış. Ondan dolayı parçasını buldum ama eski verimini alamadım. Ondan dolayı sıfırı bulursanız kaçırmamanızı tavsiye ederim. Sıfır veya parçası değişmemiş bir ikinci eli. Güzel bir kamış. O yüzden tavsiye ederim bunu da. 3 numarada Shimano Sonona var. 4.20 bir kamış. 250 grama kadar da bir atarı var. 565 TL. Bu diğerlerine göre birazcık daha yüksek ama kararında bir kamış. Kapalı uzunluğu 4.51, parça 4 parçadan oluşuyor. Ağırlığı 490 gram ve ideal bir ağırlık var. 5 tane de halkası var. Bu da yine istavrit ve yemide kullanabileceğiniz tarzda. Güzel Shimano markanın güzel bir kamışı. 4. sırada Shimano Aliyo var. 170 gram atarlısı. 4.20 bir kamış. 600 lira. Ben bunu daha önce kullandım. Aliyo güzel bir kamış. Biraz sağır bir kamış ama güzel bir kamış. Yüklenmeye kamışın dengesini ve kıvamını buluyor yüklendiğinizde. O yönden güzel ve temiz bir kamış. Kullanabilirsiniz. Kapalı uzunluğu 446 santim. 6 parça. 495 gram ve 5 halkadan oluşuyor. Aliyo'yu ben daha çok tavsiye etmem gerekirse yemli avlarda kullanmanızı daha çok tavsiye ederim. O yüzden güzel ve oturaklı bir kamış oluyor. Yüklendiğiniz yani... Şöyle düşünün, Aliyo'yu yemliğe bırakıp atıp bırakmak daha faydalı ve düzgün bir seçenek olacaktır. O avlarda kullanabilirsiniz. Ben daha önce istavrite kullandım ve güzel verim alamadım. Ama yemli avlarda işimi fazlasıyla görüyordu. Yemliğe daha üst düzey kudoslara geçtiğim için bunu sattım. Ondan dolayı ama sadece daha uygun fiyatlı. Ben bunu aldığımda 170 liraydı mesela. Öyle düşünebilirsiniz. Şu anda 600 liralara gelmiş ama o fiyat bandında da en mantıklı alınabilecek kamışlardan biri olduğu için bunu listeye eklemek istedim. Siz de tercih edebilirsiniz. Kararında bir kamış. 5. sırada
Lilefia M-Casting var. 4.20 250 gram atarlı bir kamış. Bence bu listenin favorisidir. Kendim tavsiye ederim. Kullandım daha önce. Kurşun arkasında tavsiye ederim. Kurşun arkasında şu an fiyat performans olarak bence en iyi kamış olabilir. 400 TL'ye satılıyor şu anda. Ağırlığı 540 gram. Bu bir dezavantaj ama 400 liraya düşündüğünüz zaman onu birazcık tölere edebilir. Kapalı boyu 134 santim. 4 parça, 4 tane de halkası var. Çok üst düzey bir kamış mı? Hayır. 400 liralık, 400 liranın fazlası mı? Bence çok fazlası. Yani 400 liraya verdiğinizin çok daha fazlasını elde edebilirsiniz bu kamışta. Kararında bir kamıştır. Kurşun arkasını söylediğim gibi kullanabilirsiniz. Yemli de ağır kurşun yemlerde 170, 185 gramla da birazcık sağır bir kamıştır. Ondan dolayı tercih edebilirsiniz. Bence bu listenin kurşun arkası için favorisi bu kamıştır. Kararındadır yani. 6. sıra Trobuco Andromeda'yı koydum. Andromeda Master. 4.20 bir kamış. 200 gram da atarı var. Bu da bence istavritte bu listenin favorisidir. Parça 4 parçadan oluşuyor. Kapalı uzunluğu 142, ağırlığı 490 ve 5 halkadan oluşuyor. Halkaları sağlam, güzel, siç ama sicin farklı bir modelini kullandılar sanırım. Daha önce görmediğim bir model. O yüzden bunu da tavsiye edebilirsiniz. Bence güzel bir kamış. 7. sıraya baktığımızda da Trobuco Talisman var. Bunu benim daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür. 4.20 bir kamış. Ben bunu daha çok şeylerde kullanıyordum. Tekne aralarında hafif kıran kurşunlarda sallabaş yapmak amacıyla kullanıyordum. Ve bana göre de o tarzda alınabilecek bence en iyi kamış. Sallabaş böyle. Önünüze atıyorsunuz 20-30 metre. Hemen sarıyorsunuz. Ben buna Sienna kullanıyorum. Shimano'nun Sienna makinesini kullanıyordum. Üzerinde 0.10'luk bir ip bağlıyordum. Sallabaşta sabahtan akşama kadar 20-25 kiloluk balık alıyordum. Kolum bile ağrımıyordu yani. O kadar hafif ve güzel bir kamış. 390 gram bir ağırlığı var. Bence bu tarzda o tarz bir av yapıyorsanız ne bileyim iskele tarzı bir yerlerden top atıyorsanız zarganaya kullanılabilir. 100 grama kadar yemli yapıyorsanız kullanılabilir. Sahilde ondan sonra mırmır kullanılır. Karagöze, eşkineye, levrek gelmez levreye alır götürür bu. O tarzda hafif gramlı yemliler, çapariler, top atışları yani o tarzda hafif gram mesela çapari yapıyorsanız çaparilerde kullanılır. Hafif gram kurşun arkalarında yeri geliyor. İstanbul'da Karaköy civarlarında kıyılarda şeyde kullanıyoruz. Yani 50 gram 60 grama kurşun arkası yapıyoruz. Onun için tam bir biçilmiş kaftan bir kamış. Bence kullanılabilir, tavsiye edilebilir. Benim seçtiğim 7 tane kamış var. Fiyat performans olarak da bence mantıklı kamışlar. Kullanabilirsiniz. Bunların hepsi 500-600 lira bandında bir kamış. Bazıları var işte Lilefia 400 bandında. Trobuco yanlış hatırlamıyorsam o da 600-650 lira bandında olması lazım. Şu ikisi Andromeda'da talismanlar. Bence tavsiye edebileceklerim bunlar. Kararındadır hepsi. Kullanabilirsiniz. Yani çok görüyorum yorumların altına bazen hepsine de yetişemiyorum kusura bakmayın tahmin edersiniz ki dünya kadar yorum geliyor. Ben de normalde de sadece balıkçılık yapmadığım için normal işim de olduğu için bazılarına yetişemiyorum kusura bakmayın. Elimden geldiği kadar yorumları okuyup cevap da vermeye çalışıyorum ama veremediklerim varsa da affola diyeyim. Anlayın beni. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bunları seçtiklerim bunlar. Yorumlara da ne tarz videolar çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz konularda da yardımcı olmak isterim. Eğer böyle ya da farklı video fikriniz varsa şu tarz bir şey yapsan nasıl olur? Mesela o tarzda da bir şeyler düşünebiliriz. Fikrimiz akıl akıldan üstündür. Fikriniz varsa değerlendiririz. Ona göre mesela merak ettiğiniz iğne bağlamaları varsa bizim bilmediğimiz öğrenebiliriz biz de. Yani öğrendiğimiz şeyin üzerine farklı bir şey katıp sizlere de aktarabiliriz. Belki daha farklı bir şeyler buluruz. Akıl akıldan üstündür. O yüzden yorumlara da merak ettiklerinizi yazarsanız ben mutlu olurum. Yardımcı da olmak isterim. Herkese rast gelsin diyelim. Güzel balık avları gelecek. Sırf Boğaz'da yapmayacağım balık avları. Tekirdağ bölgesinde mırmır, zargana, kefal gibi farklı sistemlerle tutulabilen balıklardan da anlatacağım sizlere. Yani yazdığım var orada. Hafta sonları değerlendireceğim o bölgeleri. Onun için herkese rast gelsin diyelim. Umarım en güzel balıkları sizler tutarsınız. Bilinçli avlanmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Diyor içinde söylemeyi unutmuşum. Açıklama kısmına kamışların linklerini bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Görüşmek üzere.